Yani açıkçası vahim bir dosyayı takip ediyoruz ve 3. savcısı değişti hemen hemen dosyanın. 3 yılda 3 savcı değişti ve gelinen aşamada aslında soruşturmanın başında nasıl başlanmışsa hali hazırda bizim elimizdeki bilgi ve belgeler sadece bundan ibaret. Yani ekstra bir dava açma süreci, şüpheli tespiti, buna ilişkin hiçbir bilgimiz yok ve hiçbir bilgi de bizimle paylaşılmıyor. Ancak 3 yıllık bir süreç bize şunu gösteriyor, bu anlamda soruşturmanın bir nevi bu konuda sorumlular varsa bu sorumluların korunması veya işte suçun örtbası için. Çünkü yaşanan olayda bir kısım kolluk görevlerinin eylemleri söz konusu, hukuka aykırı eylemleri söz konusu olabilir. Bunun tespiti açısından sıcağı sıcağına bir soruşturma yapılıp sıcağı sıcağına bir şüpheli tespiti yapılması gerekirken 3 yıllık bir süre yayılması bizim doğal olarak aklımıza bunu getiriyor. Yani cezasızlık politikasının bu dosyada biz yürütüldüğünü düşünüyoruz. Çünkü 3 yıllık bir süre çok uzun bir süre. Bu konuda yaptığımız görüşmelerde adliyenin bu konuda, savcılık makamının bu konuda gerekli özeni göstermediğini, bu dosyaya gereken önemi vermediğini, yani normal şartlarda Van ilinde bir benzeri bir adli olay olduğu zaman ya da işte toplumsal olay olduğu zaman çok hızlı bir şekilde savcılık tarafından birden fazla savcı görevlendirilmek suretiyle çok sayıda insanın ifadesi alınır. 1-2 günde o dosya soruşturması bir yerde en azından delilleri toplanır ve kayıt altına alınır. Ama bizim dosyamızda yaptığımız görüşmelerde dosya neden ilerlemiyor diye sorduğumuzda ya işte şüpheli sayısı ya işte bilgi sahibi ya da kişi sayısı çok fazla. Çok fazla kişiden bilgi alıyoruz, beyan alıyoruz. Hacmi büyük. Biz de şunu söylüyoruz. Eğer dosyanın hacmi büyükse neden toplumsal olaylarda yaptığınız gibi birden fazla savcı görevlendirmediniz ya da görevlendirmiyorsunuz? Bu birinci sıkıntı. Diğer bir sıkıntı dosya kapsamında fail olarak müvekkiller Servet Turgut'un vefat etmesi, Osman Şiba'nın da yaralanması, eylemine katıldığı şüphesi altında olan şüphelilerle ilgili neden terör savcılığı soruşturma yürütüyor? Yani zaten tahkikat altında, soruşturma altında olan personel terörle mücadele kapsamında faaliyet yürüten kolluk görevlileri. Yani TMK kapsamında faaliyet yürütüyor bunlar. Bir operasyon bu yasa kapsamında operasyon yürütürken bu eylem gerçekleşiyor. Aynı savcılık, aynı yetkideki savcı kendi personeli hakkında soruşturma yürütüyor. Yani düşünebiliyor musun? Normal şartlarda. Türkiye'de bu tür olaylarda ne yapılır? Hani Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararları da var, AHİM'in kararları da var. İştihatlarda şu var. Polisin, polis kolluğunun sorumlu olduğu suçları jandarma soruşturur. Ya da jandarmanın fail olduğu suçları polis kolluk görevlileri tarafından yürütülür ki orada işte bir kayırma vesaire olmasın. Ama bu dosyada failler veya fail olduğunu düşündüğümüz ya da operasyonda yer aldığını düşündüğümüz ve bu hukuka aykırı eyleme katılan, yaralama veya artık içeriğini bilmiyoruz. Kişilerin görevli olduğu, yetkili olduğu TMK yasası kapsamında bir faaliyet yürütülüyor, bir operasyon yürütülüyor ve TMK kapsamında yetkili bir savcı soruşturma yürütüyor. Ve üçüncü bir durum, şimdi tamam bir bu konuda bir savcıya görev verildi. Soruşturmayı yürütmesi için bir savcıya görev veriyorsun ve bu görevi yürüten savcının aynı zamanda başkaca soruşturmalar da yürütüyor. Yani sadece bu soruşturma bakan bir savcı yok. Sadece bu soruşturmayı alıp özenli bir şekilde bir sonuca vardırmak, işte bir neticeye vardıracak bir savcı yok. Normal bir dosya gibi köşede bekletiliyor. Hacmi çok büyük. Tamam hacmi büyükse o zaman gereken ilgi ve alakayı göstermeniz lazım. Bu dosyada mümkünse soruşturma yürüten savcıya bir süreliğine dosya verilmemesi lazım. Ama kenarda bekletiliyor. Ne zaman sorsak işte yazışmaları bekliyoruz, görüşmeleri bekliyoruz, işte kişileri çağırıyoruz vesaire. 3 yıl sürecek bir dosya değil bu. Bakın yüzlerce kişinin gözaltına alındığı dosyaları hatırlıyoruz. Burada Van'da 120, 130, 110 kişinin alındığı bir günde ifadeleri alınıp dosya bütün beyanlar evrakla kayıt altına alınıp dosya savcılıkta dava açılmak için bekletilir. Kısa sürede davalar açılır bu tür dosyalarda. Ama bu dosyamızda bilinçli olarak biz olayın sürüncemede bırakıldığını düşünüyoruz. Sürecin zamana yayıldığını düşünüyoruz. Bu anlamda açıkçası hani 3. yıl bitti, 4. yıla girdik ama bu şekilde devam ederse birkaç yıl daha sürecek. Ama biz bunu beklemeyeceğiz. Yani bizim bu konuda 3 yıllık süreç bizim için hani hacimli bir dosya olduğu mazeretini biz bir yerde olumlu kabul ettik. Yani tamam işte yürütsünler, yeter ki bir olumlu sonuç çıksın ortaya, ama bakıyoruz ki çok neticeye alınacak bir durum değil. Evet. İki kişinin, bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yoğun bir şekilde işkence edildiğine dair iddiaların olduğu bir dosyada suç duyurumuzdan hemen sonra savcılığın operasyonda faaliyeti yürüten bütün kolluk görevlilerinin hızlı bir şekilde beyanını alması gerekiyordu. Bu konuda emir komuta zinciri içerisinde görev alan, alana giden veya işte dönüşte Van helikopter pistiyle işte helikopterle gelmişler. Pistten o bölgeye kadar kimler görev yaptı? Gözaltı sürecinde kimler görev aldı? Kişileri yakalayan, gözaltı işlemini yürüten kolluk personeli tamamını tespit edilip sıcağı sıcağına beyan alması gerekiyor. Bu yapıldıktan sonra bizim iddialarımız ve kamuoyunda da beklentiye neden olan bu kişilere ne oldu? Bu sorunun cevabı istenmeliydi. Yani bakın biz az önce de söyledik. Şimdi birçok bu tür dosyalarda genelde devletin şöyle bir sorumluluğu vardır. Gözaltı faaliyeti yürüttüğünüz zaman siz kişiyi aldığınız gibi bırakmak zorundasınız. Yüzünde çizik varsa, vücudunda ezik varsa, yaralanma varsa makul bir açıklama yapmak zorundasınız. Bu hem Anayasa Mahkemesi kararlarında var hem de AHİM içtihatlarında var. Şimdi siz iki kişiyi alıyorsunuz, sağlam bir şekilde alıyorsunuz. Biri ölü, biri de ciddi bir şekilde darp edilmiş şekilde hastaneye teslim ediliyor. Burada izah edilmesi, açıklaması gereken bir durum var. Buna ilişkin bu vahim iddiaların giderilmesi için sıcağı sıcağına bir soruşturma yapması lazım. Ve bunun 3 yıla değil, 1 yıla bile uzaması, uzatılması fazla bir süre olacaktı. Çünkü bunu yapan, bu kişileri, gözaltı işlemlerini yapan, görgüsü ve bilgisi olan birçok kişi var. İlla ki bu kişilerin başına gelen, yaşadıklarını bilenler vardır. Ama dosyadaki gizlilik kararı, bizim dosyaya ulaşmamızın engellenmesi, yani dosya burada, bakın tekrar altını çizerek söylüyorum, dosya terörle mücadele faaliyeti, terörle mücadele yasası, 3713 kapsamındaki yasa kapsamında operasyon yürüten kolluk görevlilerinin eylemlerinden dolayı yürütülüyor. Orada çünkü operasyonu yürütenler terörle mücadele operasyonu kapsamında orada. Yani en azından burada bir kolluk görevlilerinin operasyonu söz konusuydu. Ve yetki olarak da bu yasaya bağlı hareket ediyorlar. TMK yasasına bağlı hareket ediyorlar. Soruşturma yürüten savcı da bu yasaya dahil. Yani genel soruşturma, adli soruşturma sonuçta iki kişinin ölümü adli bir soruşturmadı. Yani kasten adam öldürme olabilir. Taksirle öldürebilir. İşte netice sebebiyle ağırlaştırmış yaralama sonucu ölüme sebebiyet verme olabilir. İlla ki orada adli bir vakanın soruşturulması nasılsa usul bu olmalı. TMK kapsamında bir suç değil adam öldürmek. Bu en azından bu kişilerin ölümü. TMK personel yürütüyor operasyonu. Ölüm olayının soruşturmasında TMK savcılığı yürütüyor. Bu tamamen soruşturmanın selametine, soruşturmanın tarafsızlığına gölge düşüren bir durum. Yani şunu düşünün, bir kolluk görevlisi, bir polis memuru bir suça karışıyor, komiseri de soruşturma yürütüyor. Ya da onun bir üstü, amiri soruşturma yürütüyor. Yani böyle bir durum var. Çünkü soruşturma birimiyle operasyon birimi aynı yasa kapsamına yetkilendirilmiş, görevlendirilmiş. Yani yıllar önce bu hükümet başa geldiğinde işte işkence sıfır tolerans diye bir iddiayla başlamışlardı. Ya bizim şunu gördük biz. Hükümet ne kadar tırnak içinde işkenceyi önleme, işkenceyi engelleme iddiasında bulunsa da Yerelde bu çok dikkate alınmıyor. Yani yerelde 90'lardan beri oturtulmuş bir sistem var. Bakın bir müvekkiliniz ölüyor. Bir operasyon sonucu ölüyor. İşte gözaltına alındıktan sonra vefat ediyor. Biri de çok vahim bir şekilde darp ediliyor. Ama siz 3 yıl boyunca bu kişinin ne yaşadığını göremiyorsunuz. Bu kişi hakkında hiçbir bilgiye ulaşamıyorsunuz. Şimdi bu hükümetin de, siyasetin de, devletin de samimiyetini sorgulamamıza neden oluyor. Çünkü siz biz dosyaya ulaşmak istediğimiz zaman sizin koyduğunuz engele denk geliyoruz. Yani bir yasayı değiştirmek bir kanun tasarısına bakar. Ama bu tür suçlarda, devletin taraf olduğu suçlarda 90'lardan beri oturtulmuş bir sistem var. Yani tırnak içinde işte terörle mücadelenin zafiyete uğratılmaması için işte ilgili kolluk görevlerine yönelik soruşturmaların işte farklı savcılıklarda yürütülmesi, işte soruşturmaların gizli çerçevesinde yürütülmesi, bütün bunlar maalesef o cezasızlık dediğimiz bu çerçevede bölgedeki suçlardan kolluk görevlerini korumak için yapılan bir uygulamadır ve bu uygulama devam ediyor. Yani sonuç itibariyle Adalet Bakanlığı hükümetin temsilcisidir ve böyle bir dosyada en azından soruşturmanın hızlandırılması için, yani bakın tamam gizlilik itiraz ettik, reddedildi vesaire bir sonuç alamadık ama soruşturma hızlandırın. Yani biz çünkü 3 yıllık bir süre yani insanlarda bu anlamda artık o güven kalmıyor. Hakikaten dediğim gibi yani bu oturtulmuş uygulamada sistematik bir şekilde bölgede bütün bu tür suçlarda karşılaştığımız bir durum. Ve bunun birebir sorumlusu da yani biz sonuçta kişileri ya da bu failleri koruyan yasadır. Bu anlamda da bizzat hükümetin samimiyetsizliği ortaya çıkıyor. Yani samimiyet, bu tür dosyalar aslında samimiyet sınavıdır. Eğer gerçekten işkenceye sıfır toleransa bu iki vatandaşın neler yaşadığını, bakın bir çizik bile olursa bir kişide AHİM bunu devlet izah etmelidir. Çünkü gözaltına aldığı kişiyi sağlık raporuna götürür. Gözaltından sonra da sağlık raporu aldırır. O süreç içerisinde aldığın gibi bırakmak zorundasın, aksi izah etmek zorundasın. Bize ne izah edecek? Yani devlet bu konuda, hükümet ya da işte pardon sorumlular bunu nasıl izah edecekler? Yani ellerine 2 kişi gözaltına alınıyor, bir cenaze var, bir de çok ciddi şekilde darp edilmiş bir kişi var. Kamuoyundaki o vahim iddiaları da hesaba katarsak, bu tür bir dosyanın uzatılması, zamana yayılması maalesef bizim aklımıza o 90'lardaki cezasızlık politikasının sistematik bir şekilde direkt takipsiz kararı verip dosyayı kapatmak değil de işte 3 yıla 5 yıla yayılmak suretiyle devam ettiğini gösteriyor. Yani biz açıkçası bu dosyada çok da umutlu değiliz artık. Yani da soruşturma aşamasında çok bir sonuç çıkacağını düşünmüyoruz. Çünkü gelinen aşamada bir soruşturmanın var olması bize göre suçları ortaya çıkarmaktan çok olayı biraz da sürünceme bırakma durumunu ortaya koymuş görünüyor. Buna ilişkin biz Anayasa Mahkemesi'ne etkin bir soruşturma yapılmadığı gerekçesiyle başvuruda bulunacağız. Çünkü bu süreç hakikaten hani ivedilikle acil bir şekilde araştırılması gereken bir soruşturmayken 3 yıllık bir sürece yayılması bize göre gerçek anlamda suçun faillerini ortaya çıkarmaktan uzaklaşmıştır. O anlamda Anayasa Mahkemesi'ne ihlal başvurusunda bulunacağız ve hızlı bir şekilde karar verip en azından AYM üzerinden soruşturmayı hızlandırmaya çalışacağız.